Tek atıyor ya. Vallahi tek atıyor. Selamlar dostlarım, videoma hoş geldiniz. Evet, Xin Zhao videomuza geçmeden önce size süper bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi elimizde mükemmel bir çekiliş var, cidden dev bir çekiliş var elimizde. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Hazır mısınız? Geliyor. Tak. Evet. Dev YouTuber çekilişi. Bir tane PlayStation 4, 2 tane 10.000 lira RP, bir tane aksiyon kamerası, bir tane CSGO bıçak. Bakın şu ödüllerin güzelliğine bakar mısınız? Benim ağzım sulandı burada. Şimdi bu çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken şey Papara isimli mükemmel bir ödeme sistemi var, tamam mı abi? Dijital, güzel, böyle PayPal tarzında çok kullanışlı bir ödeme sistemi. Aynı zamanda bu Papara ödeme yöntemiyle Game Sultan veya Bayno Game 20 liraya 5 lira şey veriliyor, para veriliyor. Yani mesela şu anda RP fiyatları 100 lira oldu abi, hemen göstereyim. Bak buradaki fiyatlar zaten LoL'deki fiyatlarla aynı şu anda. 6450 Riot Points 99 TL. Aynısını Papara ile 80 liraya alabiliyorsunuz. 80 lira yüklüyorsunuz ve Papara size 20 TL hediye ediyor. Mükemmel bir şey değil mi abi? Yani sanki RP'ye zam gelmemiş gibi. Hatırlıyorsanız RP'ye zam gelmişti en son ve mükemmel yani. Şimdi çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Hemen bunu söylüyorum. Alt tarafta, hemen videonun alt tarafında açıklama kısmına ben koydum abi linkleri. Tıklayın olan çekiliş sayfasına ve hemen böyle bir sayfa gelecek karşınıza. Burada Papara'ya kayıt olun diye bir tuş var. Papara'ya hani çekilişe katılmak için mutlaka Papara'da bir üyelik açmanız gerekiyor. Cidden mükemmel bir sistem. Kullanmanızı tavsiye ederim. Hani bunu reklam olduğu için söylemiyorum. Cidden benim de kullanacağım bir sistem. Çünkü ben niye RP'ye 100 lira vereyim ki abi? Papara gibi güzel bir sistem varken ben niçin RP'ye 100 lira vereyim? 80 lira veririm. Bakarım keyfime. Şimdi Papara'ya kayıt olun diye tuş var. Hemen basıyoruz abi. Papara bize güzel bir sayfa açıyor. Temiz bir sayfa açıyor hemen burada. İsminizi falan yazıyorsunuz hemen. Ben burayı hızlandırıyorum. Ve devama tıklıyoruz. E-postamızı aktive edeceğiz. Evet, şimdi Papara cep telefonumuza bir kod yolladı az önce yazdığımız numaraya ve bu şekilde hesabımızı aktive etmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok basit işlemler. Hemen şimdi size şey göstereceğim. Bu 20 TL hani 5 lira, 20 lira 5 lira mantığı nasıl çalışıyor? Yani Papara ile örnek vereceğim hemen. Ödeme yaptığınız zaman sizi 20 TL bakiyeniz oluyor 25 TL. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi. Bu çekilişlere arkadaşlar ne kadar çok katılım olursa biz de o kadar çok. Bakın şurada görüyorsunuz. Tebrikler, 20 TL karşılığı Gcash hesabınıza yüklenmiştir. Yani LolPit 20 TL yüklemiş ama hesabına 25 Gcash gelmiş. Yani 80 lira yüklerse 100 Gcash gelecek ve 6450 RP'yi çok daha ucuz bir fiyata alabilecek. 80 lira alabilecek yani. Mükemmel bir sistem. İsterseniz Papara'nın kendi sitesine girebilirsiniz. Google'a Papara yazdığınızda hemen karşınıza çıkacaktır. Oldukça kaliteli ve güzel bir siteleri var. Oradan kendiniz her şeye bakabilirsiniz. Ve Papara'ya kaydolmak için 13 yaş yeterli. Evet, 18 yaşında olmanıza hiç gerek yok. Yani 13 yaşından itibaren Papara'ya kaydolabilirsiniz. İnternetten ödemeler yapabilirsiniz. Evet, şimdi videomuza geçmeden önce hemen şu tarafa, bakın şu tarafa bir anket koyacağım. Hangi ödülü istediğinizi oradan seçebilirsiniz. Hani umarım çıkar seçtiğiniz ödül size. Sizleri seviyorum. Videoya geçiyoruz. Bay bay. Geri geldim. Hemen bir şey söyleyip gideceğim. Çok hızlı söylüyorum. Hazır mısınız? Are you ready? Evet. Neyse. Şimdi Papara'ya kayıt olduk ve şimdi Papara'nın çekiliş sayfasına giriş yaptık hesabımızla. Evet, şu anda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada şu anda 75 katılım sayım var. Yani bu benim çekiliş havuzundaki puan sayım. Bu puanı ne kadar arttırırsam bana, bu ödüllerin çıkma şansı o kadar fazla artar. Bu yüzden hemen şu alt taraftaki Papara uygulamasını indirerek örneğin 500 puan daha ekleyebilirim kendi katılım sayıma. Sonra işte LolPit, Brave oyunda, Cihat Giriş, Gezin Oyuncu, LaKasaba vesaire vesaire kanallara abone olarak buradaki şeyleri tamamlayarak puanlarınızı arttırabilirsiniz. 2000 civarında puan toplayabiliyorsunuz. Hatta belki daha fazla, bilmiyorum. Hadi kolay gelsin. Ben kaçıyorum. Bay bay. Selamlar dostlarım. Ben Alperen. Evet, bugün karşınızda toplayında köpek gibi tek atan Xin Zhao. Tamam, Xin Zhao pardon. Xin dedim bak. Xin Zhao boyunda kasacağız. Evet, ormancımıza yardım ediyoruz. Şimdi ilk olarak W başladım abi. Yani W Xin Zhao'nun en mükemmel skill'i biliyorsunuz, bakın. Bu arada oyuna başladığım anda %100 kritik ihtimalim var, görüyorsunuz. Rünlerime koydum. %100 kritik ihtimali. Nasıl rünler, beğendiniz mi? Garanti fin yani, bakın %100 kritik ihtimali. Şimdi bir tane vuracağım, sıfıra inecek, hazır mısınız? Olamaz, rünlerim gitti. Tamam, bire düştü, pardon. Şimdi W'muzun abi pasifi mi diyeyim, her 3 vuruşta bir bize kritik vuruş sağlıyor ve bizi iyileştiriyor. Karşımızda kim var ya? Oğlum karşım boş mu? What the fuck man? Zafer bizim olacak. Karşıda 2 ormancı var. Oha. O zaman karşım boş. Easy. Kasılırım ben. Tamam. Şimdi var ya, bir farm yapacağım, aklınız çıkacak. Hiç farm kaçırmayalım, tamam mı? Hazır mısınız? Başlıyoruz şu anda. Yakından oynayacağım böyle. Kaçtı bile, tamam. Nasıl ilk kan verdiniz be ya? İkinci kanı vermeyeyim bari. Öldü. Oğlum ne yapıyorsunuz takım? Yeni meta, 2 ormancı. Ben sizi var ya nasıl hackleyeceğim bakın. Şimdi abi aklın sonu alacağım. Öyle bir build kasacağız. Yani vurdukça rakibin büyü direncini kendimize geçireceğiz. Karşı takımda yoğun bir büyü hasarı olduğunu hissediyorum. Yoğun bir büyü hasarı hissediyorum. Aa. Demasyalılar savaştan kaçmaz. Var ya ilk kule kanını alırım, 550 gol cepte. Ya şu kalkan olmasa çok daha güzel olacak. Şuna bakar mısın? Bu koruyor. Bu. Vurma Alperen. Vurma Alperen. Vurma Alperen. Hadi bakalım erkek seni. Kim kimi trollüyor? Ay şuna vuracağım diye korkuyorum. Öleceğim diye. Hadi ya. Birisi o blue da gelmiş bana var ya. Şimdi nasıl topu yoruyorum? Zafere. Kralımın emriyle. Oh, yedim. Beni mutlaka ara. Şimdi ilk item olarak bakın. Şimdi bu build'in taktiklerini veriyorum yavaş yavaş. Üçlü kuvvet. Çünkü bu üçlü çok güçlü. Tekrarlayın. Ekran başına tekrarlayın lütfen. Beraber söylüyoruz. Hazır mısınız? Bu üçlü çok güçlü. Aa, 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 bunu böyle birkaç saat tekrarlayın. Anında tek atmaya başlıyorsunuz. Ben denedim. Kesin çalışıyor. Mutlaka deneyin. %100 yani yalan değil. Bakın. Bakayım ben de free keseyim şunları. Oh iyiydim. Beni mutlaka ara. Abi çok şanslıyız ya. Bloom da var ya. Oo. Sınırsız skill basam. Hacı. Bak şimdi. Taktik kastım gördünüz mü? Oh yedim beni mutlaka ara. Şimdi farmda görüyorsunuz kralım şu anda, farm kralıyım. Mükemmel bir LCS oyuncusu kadar iyi farm ediyorum. Çünkü rakibim yok. Freevin. 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 Xin Zhao toplayıncıdan çok güçlü yani, kesinlikle jungle'ı almayın, direktman toplayın, kitleyin. Instalok hemen kitleyin jungle'ı. Farm topa. Oho. Takım çok kötüsünüz be ya. Vallahi çok kötüsünüz ha. Orada Xin Zhao'nun menzili çok uzun biliyorsunuz mu? Oyundaki en uzun menzillerden birisi. Yani yakıncı şampiyonlara göre diyorum. Bir Lucian veya Caitlyn'e göre demiyorum. Hadi ölümüne kule oluyoruz bak. Tak 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 nasıl vuruyorum. Shaco botta. Ryze mid'de şu anda rahat rahat kuleyi dövüyorum ben. Demasyalılar savaştan kaçmaz. Bir Tiamat alsaydık aslında çok hızlı ettirirdik ya. Ben düşünemedim bak. Hiç düşünseydim ha. Cidden çok mantıklı olurdu ya Tiamat. Niye düşünmedim ki? Eğer rakibiniz yoksa mutlaka Tiamat alın abi. Mesela iki ormancı falan gelirse karşınıza, Tiamat mükemmel gidiyor yani. O kadar rahat lane ittiriyorsunuz ki böyle tıkır tıkır. Görüşüm yok. Görüş lazım bana. Master gelir, Shaco gelir, sıkıntıya düşeriz. Şuraya atıyorum çift taraflı görüş olsun diye. Gerçi hani ben üst taraftayım ama ne olur ne olmaz acı ya. Atalım yani biz. Ya nasıl farm kaçtı ya? Nasıl kaçar farm? Ne demek farm kaçtı? Savaşçının iradesini kıramaz. Kule bende easy. Of, dakika 8 ilk kule. En sevdiğim. Kimse gelmiyor abi. İnsan gelir şuraya kule falan tutar yani. Rakibin yaptığı saçmalığa bak. Şimdi ben var ya bir çıkacağım buradan. Lane'den. Şu an o kadar çok farm yaptım ki dakika 8'de 70 farm. İnanılmaz bir farm miktarı yani. Şu anda kill alsam bile bu kadar fazla param olmazdı yani. Rakip şu an yaptığı yanlışın farkında değil. Şu anda rakibiniz yoksa nasıl oyun taşıyabileceğinizi göstereceğim, hazır mısınız? Oraya kutu koymakla olmuyor o işler ama. Şimdi master gelebilir. Master artı Shaco sıkıntı çıkartırlar. Gidelim, zorlamayalım. Shaco var, Shaco var. Oğlum dikkatli ol. Kralımın emriyle. At slow baba. 10 numarasında. Ah çok iyi, çok iyi. Gel baba bota gidelim. Ben sevdim seni Zek. Sevdim seni Zek. Hadi gidelim. Hadi Zek, öldürelim onları. Bu arada videoyu beğendiyseniz bir tane like atmayı unutmayın lütfen. Bu like'lar beni çok mutlu ediyorlar lütfen. Lan öyle şekilli düşükullu bakma. Ne Shaco mu? Mantıklı bir fikir. Üf. Hacı dayı 3104 altın. Tek başıma taşıyacağım bu oyunu, tek başıma. Tamam şu bitti. Şimdi Hacı şey alacaktık biz. Ayakkabı alalım önce bir. Karşıya bakıyorum, kitle kontrol. Yoğun bir kitle kontrol görüyorum orada. Yoğun bir kitle kontrol. Master'da yok ama onun haricinde herkeste var diyebiliriz. Merkür gider de daha iyi alınacak bir şey var mı diye bakıyorum, yok. Shaco AD mi kasıyor? AD kasıyor. Bir sürü AD var. Master düz vuruş hero'su. Bir tane bundan gömelim ya. Zaten şey yapacağım ben. Hani AP'den savunma için aklın sonu alacağım. O bizi korur bir hasarından. Kitle kontrol artık bir şey yapamayacağız. Ne yapalım? Kitle kontrol yersek GG. Ama tankımsı pislik böyle çok hasar veren bir build kasacağım. Hazır mısınız? Haşmetli Hydra alma şansım da var. Hatta alacağım. Aynen. Sen ne yapıyorsun yiğidim? Beni mutlaka arayacak mısın? Söyle bana. Hadi yiğidim. Kaçma. Bunlardan biri katledildi. Kader seçimini yaptı. Dediğim gibi lütfen bir tane like atmayı unutmayın diyor. Like'lar benim için çok değerliler. Beni çok mutlu ediyorlar. Like dilenciliği full izle MP4 HD. Bu arada son 1-2 gündür video atıp siliyorum sürekli. Ben de bilmiyorum niye öyle yaptığımı ama siliyorum. Son 2 gündür video yok. Canım sık. Şimdi Jax veya Jarvan videosu çekeyim diyorum abi. Hangisini çekeyim ilk olarak sizce? Yoruma yazın. Hani Jax mı Jarvan 4 mü? Top lane'de çekebiliriz veya ormanda. Hatta siz şey de belirtin abi. Hani orman Jarvan 4, top Jarvan 4 veya Jax orman, Jax top. Bunu belirtin yorumda. Ben de yorumları okuyarak hani şey yaparım. Burada bir yerde birisi var herhalde. Yani Shaco'nun olma ihtimali var da beni kesemez Shaco. Ben oyun bitireceğim toptan. GGVP easy well played. Farm da çok güzel ya. Vallahi çok güzel farm. Bir tane Tiamat lazım bize. Haşmet live'de alacağım. Oh yiğidim, beni mutlaka ara. Yerine getireceğim. Ağzıma dolandı ya, yiğidim. Beni ara artık. Aslında QW basacağım ama. Aynen şöyle bak, üçlü kuvvet bekleyelim öyle basalım. Daha mantıklı. Of, dakika 13'te inhi kulesi açtım be. Kaçabilir miyim lütfen? Sıçraya gerek yoktu ama neyse tamam. Sıçrasını almış olduk. No fair Ryze. Of, inhi alırım ben ha. Temiz çok cila. Master nasıl tekledim gördünüz mü? Atladım böyle, mızrağa soktum, fıtı fıtı yaptım böyle. Kürek gibi böyle bak, kaldırdım böyle, onun böbreklerini deştim. Şimdi ninja tabisi aldık. AP mi kasıyorsun sen? Oğlum ne kasıyorsun lan sen? ADM APM belli değil, tipe bak, pislik ya. Shaco ya, en sevdiğim şampiyonu ya. Rezalet ya. Şimdi haşmetli mi diyorsunuz yoksa aklın sonu mu? Bakayım bir, aklın sonunun fiyatlarına bakacağım, bekle fiyat. Oo, bunun fiyatı tam yetiyor. Tiamat'ın biraz daha beklemesi lazım. Tiamat alsam birazcık param artacak, 250 gold falan, bir şey de alamayacağız, çöpe gidecek. Böyle yapınca çok hoşuma gitti. Hem saldırı hızı da veriyor bize. Şu anda %44 daha az büyü hasar alıp %48 daha az adi hasar alıyorum ve tek atıyorum. Bir tane ebedi alabiliriz belki. Hani 3. vuruşun kritiğini arttırmak için. Kralımın emriyle. Ben toptan yaracağım acı, devam edeceğim. Uf, çok fazla vuruyor hero ya. Hızlı da koşuyoruz ha. GG boy. Bende yani. Ya şimdi bu taktiği abi şeyi kullanabilirsiniz. Karşınızdakini çok ezersiniz. Adam artık lane'den gitmek zorunda kalır. O zaman kullanabilirsiniz aynı şekilde. Bu lane'de kalın. Lane'i böyle tıkır ittirin. Tek atın. Ryze falan doğacak ya. Bir tane zizirot alsam aslında, şuraya koysam var ya, takır takır ettirirler. O minik yaratıklar. Demasyalılar savaştan kaçmaz. Şimdi Ryze şuradan mid'e gelecek. Ben onu mid'e yakalasam böyle, kıstırsam kenara, fıt fıt vursam ona. Keser miyim acaba? Can gelecek. Topu ittirmeye devam edeceğim. Ryze base atıyor gerçi. Yanları mı kesecek? Bekle, ona hain pusu yapacağım. Hazır mısınız? Hadi Ryze bebeğim, birazcık ittir. Birazcık ittir ya. Bak nasıl pustum sana, haindir. Ninja gibiyim. Kesemezsin beni, lütfen kesme. Aaa, tutuşturum olsaydı keşke ya. Zamanında atamadım tutuşturu. Lanet olsun dostum. Free öldük. Aklın sonu bitti, işi bitti. Ryze'in işi bitti şu anda. Ryze, işim bitti kardeşim. Söylüyorum bak. Bir de adam Ryze'a ignite almış ya. Garip yani. Şu an bu oyunu kazanıyorsak eğer benim sayemde. Vallahi benim sayemde yani. Şu takım kazanamazdı oyunu. Baba açtı inhiyi bak. Ryze'i sürekli burada tutuyorum ben. Yani bu tarz ilk akıl oyunları diyeyim. Bunlar hayatı kolaylaştıran ve oyun kazandıran şeyler. Mesela şimdi Ryze'a vurduğumda abi onun büyü direncik bana geçecek. Yani o bana daha az vuracak, ben ona daha çok ona başlayacağım ve aklın sonu sayesinde her vuruşum ona ekstra 40 büyü hasar verecek. Ekstra. Şu an tek başıma alamet bir alabilirim belki. Dur bakayım, deneyeceğim. Şunu önce böyle öldüreyim de. Şimdi kaçmam gerekirse eğer hız versin bana. Güzel. Topu hemen indireceğim. Benim kuleme dayanmasın milyonlar. Ryze gelmeyecek. Tamam. Ben gizli gizli gidip hemen inhi açayım. Ya öldürme onu. Niye öldürüyorsun ki şimdi? Bana bela çıkartacak onlar. Hay Allah ya. Sinsi sinsi. Hemen inhi açmamız lazım. Oh. İnhi keyfi. Hadi. Bebeğim benim. Oyun bitiriyorum. Ne kadar try hard oynuyorum ya. Kazanmaya var ya, ölümüne yani and içmişim gibi. Devam etsem oyun bitirirmişim ha aslında. Neyse, Ryze doğdu. Shaco da gelmiş. Bakın şu üstü kuvvet dolduğu anda hemen bir daha skill atıyorum ki hani ekstra bir hasar vermiş oluyorum. Bakayım Shaco buraya gelecek mi? Kesebilirim. Ama Ryze de burada ya, şimdi gelir o. Pislik hero. Hadi Ryze buraya gel. O birileri gelsin artık, kesmek istiyorum birilerini. Oh yedim. O nasıl hasardır? Savaşçının iradesini kıramaz. Bak bak bak, geliyor cengaver, geliyor bak. Tek atıyor ya. Vallahi tek atıyor. GG. GG GG GG. Evet, çok güzel bir oyunun sonuna geldik sevgili dostlarım. Evet, oyun sonu ekranımızdayız şimdi. Pardon 7-0 gidiyorum. 7-2-0 skorumuzla hiç asist böyle hiç aman vermeden tıkır tıkır tek attık. Oyun birazcık uzun sürseydi eğer, yani karşıma rakip gelmedi ya, ben direkt bitirdim yani GG. Karşıma mesela birisi gelse çok daha fazla tek atardım. Yani Xin Zhao'yla acımam karşıma giren kişiye. Karşıma rakip gelmediği için böyle hasarım. Normalde biliyorsunuz yani sırf böyle bu Shaco'ya, insanlara hani gezerken vurduğum hasar bu 12k. Karşımda birisi olsun şu anda var ya, benim hasarım 25 kaydı kardeşim. Bana güven. Bana güven. Toplam hasara baktığımızda 96k ile yani baba yok etti. Alan hasara baktığımızda hasar sana bize verecek kimse yoktu. Hasar verecek kimse yoktu karşımızda. O yüzden normal yani. Her neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. Beğendiyseniz bir tane like bırakmayı unutmayın lütfen. Ve LaKasaba'ya abone değilseniz alt taraftan da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Sizleri kucak dolusu seviyorum böyle. Böyle. Şu. Neyse. Bay bay.